Deprem oldu. Hiçbir şey söylemeden bir iyi akşamlar bile. Eda sen mal mısın? Sen oraya niye soktun? Mal! Oraya elim girmez ki benim. Faruk'un gez kolyesini beni sinir ettiği için şuradan aşağıya attı. Ben de bunu buradan aşağı atsana. Betona. Atsana. Ne diyor? Faruk kışkırtma. Doğuşlar bir daha kumara var. Vallahi çıkartamam sen çıkartamadıysan. Sen kendini satın olamazsın, duydun mu? Ben boynumda servet taşıyorum, bunu unutma. Faruk'u yılda görürseniz ilk keseceğiniz yer belli oldu. Çıkart onu oradan. İttirmişim işte. Görmedim, nereye soktuğunu bile görmedim. Girmiyor, altını açtım, orada da görünmüyor. Ne yaptın? Vallahi bir şey yapmadım. İttirmişim. Onu çıkar, anladım. Bu evden ölün çıkar yoksa. Onu oradan çıkartamazsan bu evden ölün çıkar. Bir gez kolye benden değerli mi? Evet. Annem gelecek bugün de o temizlik yaparken bulur. Ya. En sevdiğim kankam sensin. En sevdiğim sensin. Nereden çıktı göster insanlara. Bunun arkasına sakladım. Ya. Canım benim ya. Ben onu öyle atar mıyım? Sen benim en sevdiğim arkadaşımsın. Bugün. Sen benim laptopuma mı bastın? Ama şöyle oldu. İkinci kez yine aldım. Eda. Eda. Kapatma, sistemi kapanıyor. Dayak yiyeceksin ha şimdi ben. Ben ama unutmam. Laptopuma basıldı şimdi. Ekranını açacağım onu. Senin aha kırılmış. Kırılmış gerçekten. Ne yapacağız şimdi? Ben lojistikle haberleşiyorum. Bana şunu zimmet diyorlar. Üstüne iki tane de sıfır bilgisayar. Anca şuna para sokar zaten. Tabii efendim. Hadi kahvaltı yapalım ya. Ne kahvaltısı? Bu bana kahvaltı hazırla demek mi oluyor? Evet beraber. Eda nereye? Kahvaltı. Telefon oynayacağım kahvaltı hazırlamana kadar. Size burada bir şey anlatayım hemen. Bu Family Farm diye bir oyun indirdim. Bak senin yanındaki işte şu. Onu indirdim tamam ve ben neredeyse 60 gündür durdurak bilmeden bu oyunu oynuyorum. Oyunun mantığını biliyor musunuz? Şimdi benim bir tane babaannem varmış. Ve o çiçek festivali. Babaannem de bu çiçek festivali yapmak istiyor tamam mı? Onun çiçeklerini kurtarmak bana kaldı çünkü babaannemi ziyarete. Şaş kaza gittim ve ne oldu biliyor musunuz? Deprem oldu. Babaannemin bütün köyü yıkıldı. Ve babaannemin el kolu tutan tek çocuğu ben olduğum için de hepsini yapmak bana kaldı. Ama oyun bitmiyor. 60 gündür falan oynuyorum. Sürekli babaannem bana bir şeyler ektiriyor, toplattırıyor, hayvanlarının sütlerini sağdırıyor. Ama bitmiyor yani. Bir çiçek festivali yapacağız dedik diye babaanneme bir iki söz verdik diye babaannem benim gençliğimi köylerde çürütecek. Böyle gerçek babaannem videolarımı izliyor. Babaanne gerçek değil bu oyun. Ve köyümde ekmek yapmışım. Ekmekleri topluyorum. Bak bal topluyorum arılardan. Bana kaldı çünkü. Tavuklarım öldü mesela yaşlandığı için. Yeni tavuk alacağım. Tavuklarım ölünce de şeker olarak geri dönüyorlar. Şeker. Köyümü göstereyim size. Burada emek var, emek. Buradaki babaannemin bir gözü toprağa bakıyor. O sadece festivalini gerçekleştirebilsin diye çektiğim hamallığa bak. Faruk da içeride kendini Dua Lipa sanıyor. Dün kaykay paten kaydık Tuğba ile. Buraya videolarını koyacağım. Kolum kalkmıyor. Mesela bu kolunuzu böyle kaldırmak için gerçekten kolunuz normalde sadece dümdüz kalkmıyormuş. Yani kolunuz kendi ağırlığınızı da taşıyormuş. O yüzden Allah'a dua edin. Kolum ağrıyor, götümün üstüne düştüm. Götüm ağrıyor. Kolumu bakın, kolum böyle çizgi gerekebilir. Kask takmıştım. Ama götlük diye bir şey takmam lazım. Pent'te satılıyormuş götü olmayan kızlar. Giysin de şey yapsın, pantolonların altında poposu varmış gibi dursun diye. Onlardan alacağım bir tane. Popom düştüğüm zaman acımasın diye. Bir de popom daha güzel dursun diye ama. Harun görüntüler. Neredesin? Nerede? Özledim kızım, gelsene. Vay, yediyor. Ne dersin? Bu kahvaltıyı hazırlamaya falan niyeti yok. Çok güzel bir şarkı ya. Bence de. Değil enerjimiz mi? Bitmedi mi? Aa bak bu şarkı benden sana gelsin. Yok senden bana daha fazla şarkı gelmesin, ben Tom ve Jerry izleyeceğim. Faruk'la kahvaltımız. Niye bundan 3 tane koymuş bilmiyorum. Aslında bundanımız da var. Yemin ederim bundanımız var, bitmedi. Evde çatal ve kaşık şu an yok. Hala bunlarla yiyoruz. Çay yapmış Faruk bize. Tuvalete saklanmama gerek kalmadı. Faruk iyi niyetli birisi olduğu için böyle şeyleri yapar. Ya da ilk onun karnı acıktığı için böyle şeyleri yapıyor da olabilir. İkisinden birisi. Nasıl ama? Aa ekmek. Oh my god, very delicious. Oh my god, very delicious. Ah. Ben salam tüketmiyorum. Faruk Peri! Faruk Peri!
Annesiyle konuşuyormuş da Faruk Peri'den çorap isteyecek. Bana bağırdı ya. Lan gidip canıyla uğraşacağım onu şimdi bana bağırdığı için. Sen benim tipimle dalga mı geçtin? Bunda ne var lan? Neyimle dalga geçiyor lan? Ya. Ay. Ah, kameram ayağı sıçradı. Arkadaşlar Faruk bana güvenini test ediyorum. Güven testi. Tamam mı? Arkadaşlarınızla bunu yapabiliriz. Elime bir tanecik oldu aldım. Top bir tanem. Bimdeki top bir tane. Bundan aldım. Faruk'a ağzını aç diyecek. Ve yiyecek mi? Az önce yemedi. Faruk bana güveniyor mu? Ay yine mi uyuyordu bana yapıyor? Bana güveniyor mu? Hayır bana güveniyor. Güvenmeli miyim ki anlamadım. Şimdi ne var elinde? Ağzını açıp gözünü yumacan. Oldu hemen. Güven testi. 3 yıllık arkadaşlığımızın hatırına. O bir şey kötü bir şey çıkarsa gerçekten seni mahvederim. Tamam. Hadi aç ağzını. Güvenini kazandın mı? Bir sonraki kumu koyacağım. Başarılı geçtim. Hayır çok başarılı değildin. Çok direttin. Faruk bir tane daha geliyor. Hayır bir tane daha geliyor. Ekmek parçası vereceğim. İlkinde sonra saç kılımı vereceğim. Ekmek. Bana güveniyor mu? Bu sefer hayır. Bu sefer hayır mı? Bana güveniyor mu? Güveniyorum kanka. Seninle ölüme gelirim. Öldü. Ne bu? Ekmek. Sanki hayatında ilk defa yiyor muydu? Şey ben sabahları kruvasan yemerim. Yemem. Yemerim. Bana güveniyor mu? Hayır sen bana güveniyor mu? Hayır bir tane daha hakkım kaldı. Eda. Bir tane daha hakkım kaldı. Kusura ama üçe de genelde takarlar biliyorsun. Allah'ın hakkı için. Hadi. Yum gözünü. Bana güveniyor mu? Hayır. Ya çiğneseydim gidiyordu o 5 bin liralık elbette. Seninkini alacaktım buraya seninki. Şunu koyacaktım da şimdi yerdeki bozuk para geldi. Dayağımı yerdin ama. Kimse var bende. Hayır. Vallahi. Ben sana güvenmiyorum ki. Açtı. Sen git otur oraya. Ben tamam, getireceğim. Bak kıl mıl koyma. Niye böyle bir oyun başlattım ki? Şimdiden söyleyeyim ağzımdakiler böyle yapınca görünenler gümüş dolgo çürük değil. Tamam. Bana güveniyor musun? Açıyorum gözümü. Hayır açma. Niye açmayayım ya? Elinde bakamaz. Güveniyor musun? Güvenmiyorum. Güven. Güveniyorum. Tamam aç ağzını. Güvenmiyorum. Aç ağzını. Aaa çok korkunç. Aç ağzını. Hayır. Bitti senin hakkın bitti. Kapat gözünü. Ama tamam mı Eda? Tamam. Söz mü? Söz. Tamam geliyorum sakın açma ama sakın. Ama hiç güvenmiyorum böyle hayır, yaptığın ama için. Ama olmaz sen de bana aynı şeyi korkuyu yaşattın. Sen açmadan kamerayı göstereceğim. Çok kötüymüş kanka. Ne koyuyorsun? Hayır ya sadece bak, gösterdim. Bak kıl veya yumurta değil. Vallahi yok yeminle. Tamam. Güveniyor musun? Hayır. Güven. Aç ağzını. Hadi bir ver. Ben severim ki. Bu son. Kapat gözünü. Ben bu oyunu çok sevdim. Annemle de oynayacağım. Ağzını aç ama kız. Aa, daha ne kadar açayım. Mal! Ben sana iki tane güzel şey verdim. Sabahının hıcımı aldım işte. Koleyi böyle saklarsan böyle yaparım. Bittin sen. Daha nefes alamayacağım bu evde. Arkadaşlar şimdi Starbucks'tan kahve makinesine kahve söyledim. Kahve söylemedim. Bu insanlık için çok küçük ama benim için büyük bir adım oldu. Ama kahvenin 180 lira olduğuyla da yüzleşmiş bulundum. İnşallah içinden 180 tane çıkar. Ama küçük duruyordu kutu. Neyse adam geliyor. Merhaba. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. 180 lira ama 149 lira yazıyor üstünde. İnternette 180'e satıyorlar. Böyle de sustururlar adamı. Ne diyorsun? Tamam bir sonrakine sen kalkıp gider alırsın. Nasıl fikir? Şuna koyacağım kahveleri. En azından içinden 10 tane çıktı. Böyle. Gelmemiş kahveler. Gördüm. Bakayım çık bakayım nasıl bir şey diğerlerine. Şey var mı boka? Aynen. Gerçekten bu sordun mu? Senin beynini test ettim. Kesin benim beynimi test etmişindir ama. Dünya üzerinde en korktuğum şeylerden birisi başıma geldi. Yumurtayı alırken elimde patladı. Fark ne yapacağımı bilmiyorum. Onu sinirden mi kokar yoksa?
Bir şey söyleyeceğim size. Bu tavukların yumurtalarına tamam böyle tüy yapıştırıyorlar ki yalandan yere tavuğun götünden çıktı demek için. Ama bunlar aslında laboratuvar ortamlarında yapılan yumurtalar. Evet, laboratuvar. Şey, malumadır. Bunlar bilmiyorlar. Bunlar ABD'nin oyunları oldu. Şimdi ben gittim geldim ya oraya, ben biliyorum. Amerikalıların bir lafı vardı, bildin mi? Nedir o? Fuck you! Arkadaşlar merhaba, prim yapmaya geldim. Benim ablalarım Covid olmuş. Nereden geldi bu? Eniştemden bulaşmış. Yani enişten de şeylerde, spor salonlarında herhalde oturduğu yerleri yalıyor. Evet. Enişte, yaktın beni enişte! Ben de yandım. Yani eniştemin spor salonlarında oturduğu yerleri yalamasının sonucunda annem buraya gelerek ve beni Covid ederek bana da ödettirmiş olacaklar. Birimiz oluyorsa hepimiz olmalıyız. Bedelini ödeyeceğim kanka. Ay ben böyle terk etsem hocam. Sen zaten kesin kaçarsın, ben biliyorum seni. Ay şimdi nasıl? İyi de bu sesiniz soluğunuz ne Allah peygamber aşkına? Kız, Covid 2019 geri döndü. Ben otobüste yere yığıldım. Ne? Bir anda duruyordum, prim diye aşağı düştüm, sonra kimse bana yer vermedi. O hastaneye gitmek için otobüse giderken apartmanın içinde yığılmam. Kanka bu ne sizinki zombi Covid şeyi evet. Mi? Kalan ağrıyor. Covid olmuş. Şöyle yapayım mı? Şöyle yapayım mı? Başlığa şey yazacak bir şey buldum. Valla en kötü benim geçtiğim gece. Elif her yer okmuş. Kanka. Annem Covid midir? Yok kanka, kanka hiç. Öpüştünüz mü? Elif, Hande burnunda sümük var kız. Ya Hande'nin burnundaki sümüğü ne yapacaksın sen şimdi? Ne bileyim, görüntü olarak rahatsız ediyor işte, ne yapayım? Elim ya, orada hiçbir şey mi var? Çalışırken manavdan çalıyordun ya sebze. Çalıyor muydu? Sebze meyve çalıyordun ya. Oy sen ne yalancısın. Onlardan çalıp getirsen yine kızlara. Tamam, ben kaç kez size meyve sebze getirmedim mi? Çalıp mı getirdin? Evet. Anneme parayla sattılar. Ama o tezgahtaydı. Ne yapayım ben? Anneme çöpe atılacak fasulyeyi mi? Hayır, gayet normal diye bu yalan söylüyor. Fasulyenin tadı yok mu bugün? Ay Maler'den bir dövme yaptırmış. Gerçekten dünyanın en çirkin dövmesi. Gerçekten bu kadar. Kanka valla ben de beğenmedim. Her şey şekli çok kötü. Hiçbir şeye karışmıyor. O kadar çirkin bir dövme ki ileride sildirme parasını kim verecek ben? Evdemin dövme sildirme parası için çalışıyorum. Videolar yapmayı unutmayın. Gerçekten. Burnuma sokma şu kamerayı. Yaratığa benziyor. Bunu sokmasan da benziyor. Erdem, senin hakkında konuştuğumuz yerleri kesme. Gerçek sabit fikirlerimiz de onlar. Annem arıyor. Anne. Kızım deyince. Adama söyledin mi konumu? Söyledim. Adama... Bak diyor ki İstanbul turu yapmadan götürmem kızına. İşte ben de onu diyecektim. Sakın İstanbul turu yaptırmasın yeri bilmeyen diye. Vallahi anne gözün açık olsun. Tamam anne. Hadi. Hadi öptüm, bay bay. Hadi bay bay. Adam annemi beğenmiş belli. Adam taksici amca annemi beğenmiş. Yoksa gerçekten anneme bir köprü turu yaptırırdı. Sen necessary. Bak ben çok kendim veriyorum böyle şeylerde. Bence benim sesim çok güzel olmalıydı da. Beni bir klip çekerken çeker misin? Benden değil kameramandır ha. Çok iyi ya. Aa çok kıymetli bir şarkı. Dedim ya sen söyleseydin ben vazgeçecektim bu şarkıdan. Ay kızım götü çıkmış. Abla kameraya götü çıkmış. Bak. Abla kameraya götü çıkmış. Arkadaşlar merhaba. Şimdi biz az önce bir tane yol bulmaya çalışan amca vardı. Ona yardım ettik, tamam mı? Ben kimseden iyiliğime minnet beklemiyorum ama minnet de bekliyorum. İnsan gelip der ki o kadar yardım ettik. Yavrularım teşekkür ederim der. Hiçbir şey söylemeden, bir iyi akşamlar bile demeden motorunu çalıştırdı ve çekti gitti. Ve Faruk şeytanına bakın. Ben böyle çıktım, tamam mı? Faruk montla çıktı, bak ne olur gel göster. Montla çıktı. Ben de apartmanın içinde bekliyordum. Faruk bana diyor ki ay gel kız bir dışarıda hava alalım. Bir tane gerçek dostum yok. Emelinko geldi. Ya bakması ama diyor ki ben onu 2 senedir görmedim. Annem de yalan diyor. Çok tutal olduğundan dolayı dolaştıramadım. Anca buraya kadar getirebildim. Hoş geldin. Anne hoş bulduk. Emile ev turu. Çok güzel burası. Benim yükseklik korkum var ama. Nereye geziyorum bir arada. Emile evimizi beğenecek mi bakalım? Ay turşu kokmuş işte. Millet yandaki ne yaparsa benim mutfak kokuyor öyle. Çok güzel. Yapma mi? Turşu yapma. Annem de yaptı 30 kilo. Yapma turşu. Benim işim belli olmaz. Turşu yapma. Ya bağırma kadına. Ama sarımsak kokutmuş evimi ya. Bayağı kokuyor.
yapıyor. Annem taksici amcayı kendine aşık etmiş. Taksici amca anneme büyü falan yapmaya çalıştı. Aşk büyüsü yaparken yakaladım. Saçından bir tel alıp şekere falan bağlamaya çalıştı. Dedim taksici amca hayır. Taksici amca dedi tamam. Yani taksici amca anneme aşık olmuş. Ağzını... Turşu yapma! Annem de yaptı, ne demek? Neyse benim de aynı cümle ama. Zümzümler demlendi. Burada zümzümlerimiz var. Annem tabii ki sünger gibi çayını içiyor. Faruk köşeye baş köşeye kuruldu aynen bu şekilde. Bugün koltukta yatacağından habersiz zümzümler tokuşturuluyor. Burada bize The Night House diye bir film kiraladım. Bayağı kiraladım yani bildiğiniz. İzlemek için 48 saatimiz var sadece. Bugün annemi cin olacağım, gece korkutacağım. Bu videonun adı Faruk ve Emily Kışkırtma Challenge. Bu gece seni film için kışkırtabilir miyim? Hayır. Dişinde siyah bir şeyler kalmış. Çikolatalı kek yiyorum. Anne bu hurmalara ne olmuş? Anne bu hurmaların rengi ne? Ucuzunu alacağım diye. Anne bu kadar hurma 12 lira tuttuysa bunda vardır. Bundan kurtlu hurma. İçini yarıp az bakmıyor. Bir şey yedim zaten, bir kırt kırt geldi. Yok vallahi yok bak. Hmm. Ben hep bundan yerim. İşte annem içini açmadan yiyor. Gözünü görmediğini yiyebilirsin. Eğer ve taş gibi. Bak bak bak. Bak şimdi. Bak.